TGRT televizyonları olarak Şanlıurfa'daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi de Cevahir Han'a konuk olduk. Yanımızda Cevahir Hanım var. Cevahir Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum şehrimize ve Cevahir Han'a. Cevahir Asuman Yazmacı ben. Şanlıurfa'nın Miranşehir ilçesinde doğdum. Yaklaşık 12 yıldır turizm sektörünün içindeyim. Sektöre girişim aslında turizmci değilim ama sonradan turizmci olanlardanım. Tamamıyla girişimci ruhla bu sektörün içerisine girdim. Beğenmediğim yemek ve gittiğim işletmede işinize gelirse hanımefendi cevabını aldıktan sonra şehirde bir farkındalık yaratmak, şehirdeki kadınların da önünü açmak adına böyle bir girişimde bulundum ve 12. yılımız Cevahir'de bizim şu anda. Peki Cevahir Hanım, bize Han'ın özelliklerinden, kapasitesinden ve organizasyonlarından bahsedebilir misiniz? Cevahir Han yaklaşık bir dönüm üzerine kurulu bir alan. 800 kişilik bir terasımız, 450 kişilik bir avlumuz, 120 kişilik salonumuz, 30, 20, 15 ve 10 olmak üzere ayrı 4 tane odamız mevcut. Şehirde aslında unutulmaya yüz tutmuş tatları gelen misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Yani yöresel yemekler sunmanın yanı sıra elbette ki Şanlıurfa kebap ve lahmacundan ibaret bir şehir değil mutfak kültürü anlamında. Yöresel yemekleri, kebap, lahmacun, kendi mutfağımız olan Cevahir Mutfağı'ndan ürünler sunmaya çalışıyoruz. Yine Urfa'da olmazsa olmazlardan biri sıra geceleri. Sıra gecelerini gerçekleştiriyoruz. Haftanın 3 günü, çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları olmak üzere halka açık sıra geceleri yapıyoruz. Toplu yemek organizasyonları yapıyoruz. Bu keyifli avluda gerçekten tarihle iç içe son derece güzel kına geceleri ve düğün, butik düğün organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra dışarıda da catering hizmeti veriyoruz aynı ekiple. Çok özel davetlerde olmak şartıyla. Çünkü benim bu şehirde bu işe girme amacım aslında farkındalık yaratmaktı. Yani gittiğim yerlerde yıllarca mekan güzel, yemek kötü, yemek güzel, servis kötü. Mutlak ve mutlak bir kötü sonuçla çıkıyordum. Bunu yaşatmamak ve yaşamamak adına aslında biraz da Cevahir'i oluşturduk biz. Çünkü hiçbir zaman ben Cevahir'de patron olmadım. Hiç olmayı düşünmüyorum. Hep olaya konuk odaklı bakıyorum. Yani ben gittiğim işletmeden ne istersem buraya gelen misafirlerimiz aynı şeyi ister mantığıyla yaklaşıyorum. Siz yaşamınızda empati yapmayı becerirseniz zaten başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Ve biz eğer bugün Şanlıurfa'da Türkiye'de hatta uluslararası anlamda da Cevahir bir marka olma yolunda ilerliyorsa bunu tamamıyla empatiye ve bakış açımıza borçluyuz. Asla yemediğim hiçbir şeyi hiçbir misafirimize yedirmem. Burada içmediğim hiçbir şeyi hiçbir misafirimize içirmiyorum. Yani ben evimde hangi marka suyu içiyorsam burada da aynı marka suyu kullanıyorum. İşte nereden et alıyorsam aynı eti burada da kullanıyorum. Çünkü bizim için müşteri yok. Cevahir'de müşteri yok, misafir var, garson yok, ev sahibi var diyoruz. Ve çalışma arkadaşlarımın tamamına da evinize gelen en çok sevdiğiniz misafirinizi nasıl ağırlıyorsanız buraya gelen konuklarımızı da böyle ağırlayın lütfen diyorum. Bu minvalde de ben çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bir ev ortamında misafir ağırlamayı prensip edinmişiz ve o şekilde de ağırlamaya devam edeceğiz inşallah. Bize menülerinizden, yemek çeşitlerinden ve özellikle de yöresel yemek çeşitlerinden bahseder misiniz? Biz özellikle yöresel yemekleri ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi sunmaya çalışıyoruz. Özellikle benim her fırsatta da ifade ettiğim ve burada da 12 yıldır sürekli gelen konuklarımıza sunduğumuz Şanlıurfa'nın çok özel, çok zahmetli ama bir o kadar da çok lezzetli yemeği olan Boran'ı
yemeğimiz var. Bunu sunuyoruz. Aslında bu bir ana yemektir. İçerisinde işte pazı kökleri, börülce, Urfa'da lulaz deriz biz börülceye. Börülce et, nohuttan oluşan bir yemek. Oldukça da besleyici bir yemektir. Bunu biz çorba niyetine daha çok misafirlerimize sunuyoruz. Çünkü ana yemek olarak verirsek yanında başka bir şey tattıramayacağız kendilerine. Oldukça zahmetli bir yemek bu. Çünkü her biri ayrı ayrı pişirilerek daha sonra bir araya getiriliyor. Ve en zahmetli olan tarafı da sunum anında verdiğimiz yuvarlak köftelerimiz var. Yuvalama diyoruz. O köftelerin hepsinin aynı boy ve büyüklükte olması gerekiyor. Biri büyük, biri küçük olmuşsa bu iyi olmamış deriz biz Boranı'ya. Bu sürekli bizde kış ayda yani sonbaharla birlikte başlar. Mayıs sonuna kadar sürekli sunduğumuz bir çeşidimiz. Bunun yanı sıra ara sıcaklarımız var. Ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, içli köfte, dolmalı köfte, işte ekşili, Urfa usulü ekşili dolma, özel günlerde kaburga, kuzu dolması yapıyoruz sipariş üzerine. Kebap çeşitlerimiz zaten mevcut. Hepsi Urfa kebap, işte domatesli, mevsiminde patlıcanlı kebap çok da özeldir. Yani kış olduğu için şimdi patlıcanın çok tadı yok ama yaz mevsiminde oldukça yoğun talep edilen bir kebap çeşidimiz. Bunların tamamını gelen konuklarımıza en güzel, en hijyen haliyle sunmaktan da büyük keyif alıyoruz biz.